Evet arkadaşlar, herkes hayırlı günler, hayırlı bol kazançlar. Şimdi sizlere hafta sonu olması sebebiyle bir eğitim videosu atmak istiyorum. Bu eğitim videosunda özellikle borsada yapılan en büyük yanlışlardan birkaç tanesini ben paylaşmak istiyorum. Herkes, birçok kişi trend kanallarının önemini vurguluyor. İşte bazen grafiklere bakıyorsunuz. Böyle böyle bir sürü çizgilerin olduğu şeyler görüyorsunuz. Grafikler görüyorsunuz ve bu grafiklerde yok ben bildiğimciler çıkıyor meydana. Ki arkadaşlar, bunların içi artık çok boş. Gerçekten trend çizgileri artık eskisi gibi değil, inanılmaz boş bir hale geldi. Çünkü hedef vermez, size sadece destek, direnç, kırılım noktalarını verir. Bu da kısa vade trade etme olayına geliyor. Ama artık zaman eskisi gibi 10 sene, 15 sene önceki herkesin bildiği, yok çanaktı, yok çömlekti, fincandı zamanı değil. Bir hisse aldığınız zaman hedef noktası bilebilmeniz gerekmekte. Bunlar da sizin için en önemli konulardan birkaç tanesi. Peki biz bunları nasıl yapacağız? Arkadaşlar, paternler şöyle göstereyim ben size. Paternler bu işin hani erbapları tarafından bulunmuş olaylar ve bunlar yaptığınız zaman hani belli bir matematik hesaplaması içerisinde olduğu için hem robotlar tarafından uygulanabilen bir sistem, ki ben bunun Türkiye varyasyonlarına bakıyorum. Adamlar çizgileriyle alakası yok. Sadece göz boyamak için üçgen koymuş oraya ve bu üçgenin hiçbir paternle bir alakası yok. Yaklaşık olarak 45 ila 50 tane arasında farklı patern var. Bu paternlerin hemen hemen hepsini ben biliyorum ve bunların hiçbirinin düzlemiyle alakalı olmayan, sadece göz boyamaya dayalı şeyler paylaşmışlar ve bu da insanları yanıltmaya birebir. Yani SPK'nın son paylaştığı piyasa dolandırıcılığı adındaki konuya geliyor yine. Peki biz ne yapacağız? Arkadaşlar, size sadece örnek vermek için ben şunu göstermek istiyorum. Bakın, benim yazmış olduğum bir tane indikatör var ve bu indikatör grafik içerisinde oluşan paternleri, hemen şunları kapatayım, paternleri gösteriyor size. Mesela bakın, burada şark formasyonu var. Burada kelebek formasyonu oluşmuş. Burada mesela bakın, yarasa formasyonu oluşmuş. Bunları otomatik olarak bütün zaman çizelgelerinde gösteriyor sizlere. Bunlar daha benim çizmiş olduğum indikatör robotların hani yazılımları karşısında 7. 8. belki 10. seviyeye kadar hani basit kalıyor. Onlar saliselik grafiklerde dahi bu hesaplamaları yapıyorlar arkadaşlar. Saliselik grafiklerde günlük, haftalık, aylık, yıllık bütün periyotlarda bu yazılımlar çalışıyor. Benimki de çalışıyor çalışmasına, ama onların yazmış oldukları çok çok daha ileri düzey. Siz kısa vade ben şunu yapacağım, bunu yapacağım demelere kalırsanız, bunu çok fazla başarı yüzdesi olarak geri alamazsınız. Günlük birkaç kademeye de tav olmayın bana kalırsa. Hedeflerine odaklanın. Hisselerin sizlere getirileri çok çok daha iyi olacaktır. Şimdi bunu kapatalım. Grafik eğitimleri konusunda bizim hazırlamış olduğumuz, benim birebir sizlere eğitim vereceğim seminerle alakalı birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Hemen analiz öncesinde. Grafik analizi arkadaşlar önemli bir konu. Bu konuda gelip eğitim almak isteyenler için benim hazırlamış olduğum bir tane indikatör var. Sizlere şu şekilde hem trend
dönüşlerini, yani kısa vade, orta vade, bütün zaman periyotlarında trade edebileceğiniz bir sistem sunuyor. Hem de alt noktalarını, yani trend dönüş yerlerini, para giriş çıkışlarını, izole dipleri, tepeleri hesaplayıp sizlere güzel bir kazanç getiri oranı sağlıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'deki ulaşabileceğiniz en iyi indikatörlerden birkaç tanesi. Şöyle nasıl çalıştığını az çok hani şöyle asıl olun. Bakın indikatör daha, bakın trendin dönüş noktalarını buradan söylemiş. Bir gerileme geldikten sonra kırılmadan sonra devam ediyor. Tepede sat sinyalini veriyor. Bakın burada düşse dahi al sinyalini veriyor. Ve ondan sonra gerçekleşen hani direnç noktasından sonra düşüş gerçekleşiyor. Tekrar tepede bir hani bunlar trade olduğu için şöyle bir saat diye alalım. Trade indikatörü olduğu için sizlere al sat yaptırırken daha net noktalar vermesine yardımcı olmak maksadıyla. Bakın mesela burada kırmızı mum al diyor. Sat diyor. Bakın en dipte buradan bir daha al diyor. Tekrar devam ettiriyor. Trendi bakın devam ettiriyor. Trendi devam ettiriyor. Düşüş noktasını söylüyor. Bakın burada bir daha düşüş noktasını gösteriyor. Sonrasında bu al sinyali birkaç kademe dahi olsa veriyor. Tekrar düşüş sinyalini sizlere bilgisini veriyor. Şöyle baktığınız zaman az çok ne işe yaradığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hani bunun için çok zorlanmamanız adına ben çok basit şekilde sahip olabileceğiniz birkaç ekleme yaptım. Şimdi gelelim Garanti Bankası'nın analizine. Garanti Bankası şöyle şu şekilde oluşturmuş olduğu bir tane patern var. Garanti Bankası ve benzeri hisselerde çok güzel işleyen bir sistem. Hani günlükte farklı bir hedef verir, haftalıkta farklı bir hedef verir. Sizin baktığınız zaman çizgisine göre çalışılan bir olay olduğu için şöyle şöyle kilitleyelim. Artık Garanti Bankası için önemli olan seviyeleri sizlere söyleyeyim. Garanti Bankası arkadaşlar 11 lira 79 kuruşların altına düşmediği sürece, ki bankalarda açığa satışların kaldırıldığını düşünürsek bu çok yerinde bir karar oldu. Açığa satışların kaldırılması borsanın bu kadar yükselmesine vesile oldu. Neden? Çünkü borsa yükselirken borsanın en önemli yapı taşları olan bankalardaki açığa satış olmaması ve yabancı yatırımcının da sürekli para kazanmak istemesinden dolayı hisseleri yukarı yönlü taşımaya yöneltti. Ve bu da baktığınız zaman Garanti Bankası için eğer ki bu seviyelerin altına düşmezse, yani düzeltme görünüyor ama açığa satış olmadığı için aşağı doğru bir baskı oluşmuyor Garanti Bankası'nda. Bu da Elliot ayağı olan 14,41 seviyesine kadar bir yükseliş getirebilir bizlere. Garanti Bankası'nda şu an için yatırım yapan kişi ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek derseniz de burada 11,38, eğer maliyetiniz yüksek değilse 11,38'e bir iş süren stop koyup takip edebilirsiniz. Bunun dışında Garanti Bankası'nda çok ciddi bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Ha, siyasi bir gelişme olur, trendi düzeltmeye sokar. Düzeltme konusunda da
bu seviyeden altına düşerse 9.39'a kadar bir düzeltme burada söz konusu olacaktır. Ki Garanti Bankası'ndaki bu düşüş banka endeksini ve normal BIST 100'ü de etkileyeceği için BIST'te de bir düzeltme isteği görebiliriz. Bundan dolayı BIST hisseleri taşıyanların dikkatli olması önem arz etmekte. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum.